Merhaba, bugün sizlerle son yıllarda giderek daha sık görmeye başladığımız bir hastalıktan, Hashimoto hastalığından söz edeceğim. Hashimoto, tiroid bezinin bir hastalığı olup kişinin metabolizmasını alt üst eder. Ve dediğim gibi nedense son yıllarda giderek daha fazla görülmeye başlandı. Ve şu anda Hashimoto hastalığı dünyada en sık görülen otoimmün hastalık konumunda. Görelim bakalım neden. Hashimoto hastalığına girmeden önce kısaca tiroid bezinden ve fonksiyonlarından söz etmek istiyorum. Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında bulunan ufak bir endokrin organ. Bu organ beynimizdeki hipofiz bezinden salgılanan TSH denilen bir başka hormonun etkisiyle T3 ve T4 denilen tiroid hormonlarını salgılar. Tiroid hormonları bizim enerji metabolizmamızın en önemli unsurları. Şimdi gelelim Hashimoto hastalığına. Hashimoto hastalığının bilimsel adı Hashimoto tiroiditidir. Yani tiroidin iltihabı. Ancak bu iltihap mikrobik bir iltihap değil, benim sıklıkla dile getirdiğim enflamasyon şeklinde bir iltihaptır. Hashimoto hastalığı bir otoimmün hastalıktır. Yani bağışıklık sistemimiz bir anda ayaklanıyor, hedef şaşırarak tiroid dokusuna karşı antikorlar geliştiriyor. Yani tiroid dokusuna saldırıyor. Bu saldırının sonucunda tiroid bezinde T3 ve T4 hormonları salgılayan hücrelerle zarar veriyor, harabiyete neden oluyor. Bu durumun sonucunda da tiroid fonksiyonlarında bir yetersizlik yani hipotiroidi tablosu ortaya çıkıyor. Tiroid hormonlarının yetersizliği yani hipotiroidi durumunda bedenimizde ve metabolizmamızda bir seri değişiklik olur. Tiroid hormonu eksikliğinde en sık görülen belirtiler halsizlik, kilo almaya eğilim, üşüme, kabızlık, eklem ve kas ağrıları, göz kapakları ve yüzde şişlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, adet düzensizlikleri, beyin sisi, hafıza ve odaklanmakta güçlük, depresyon, kalp atım hızında yavaşlama ve guatr'da denilen boyunda şişlik. Hashimoto hastalığının tedavisine geçmeden önce bu hastalığın son yıllarda görülen ürkütücü artışına bir değinmek istiyorum. Benim tıp fakültesinde okuduğum yıllarda Hashimoto hastalığı kitaplarda ufak bir paragraf şeklinde yazılır, adı gibi egzotik, nadir bir hastalıktı ve sınavlarda neredeyse hiç sorulmazdı. Ancak son yıllarda bana değişik nedenlerle gelen özellikle bayan hastaların en az 3'te 1'inde Hashimoto hastalığı olduğunu görüyorum. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde hipotiroidi nedeniyle tedavi gören yaklaşık 25 milyon insan var. İşin ilginci son yıllarda otoimmün hastalıklarda gördüğümüz bu artış Hashimoto'ya has değil. Bunun dışında lupus, romatoid artrit, pemphigus vulgaris, myasthenia gravis, multiple skleroz, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet gibi otoimmün hastalıkların görülme sıklığında önemli bir artış var. Yakın zamanda yayınladığım tip 1,5 diyabet isimli videomda anlattığım gibi son 10-15 senedir daha önce neredeyse hiç görülmeyen ve aynı zamanda LADA diye tanımlanan yani Latent Autoimmune Diabetes in Adults hastalığının da otoimmün bir hastalık olduğu anlaşılmıştır. Bu hastalıkta normal, sağlıklı ve şeker hastalığı bakımından risk faktörü olmayan kişilerde aniden ortaya çıkan ağır bir şeker hastalığı söz konusudur. Aynı şekilde son belki 20-30 senedir dikkat ettiğimiz bir başka konu da çocuklarda giderek artan bir alerji sorunu. Eskiden 50-100 çocuktan bir tanesinde bir alerjik durum varken bugün neredeyse her 3-5 çocuktan birinde bir şeye karşı alerjiler gelişmiş durumda. O zaman akla gelen soru şu: ne oldu da bu otoimmün ve alerjik hastalıklarda aniden bu kadar büyük artışlar olmaya başladı? Bu durumun açıklaması modern yaşamla birlikte hayatımıza giren suni gıdalar, toksinler ve çevresel faktörler. Bu faktörlerin hepsi bir araya geldiğinde sıklıkla dile getirdiğim
bir enflamasyon tablosuna neden oluyor. Hepimizin bedeninde sağlıksız yaşamdan kaynaklanan bir enflamasyon durumu var ve bu enflamasyon da bağışıklık sistemimizi alt üst ediyor. Bu değişiklikler bedenimizdeki enflamasyon ve neden olduğu bağışıklık sistemindeki dengesizlikler son yıllarda görülen otoimmün hastalıkları izah etmektedir. Peki şimdi gelelim asıl konumuza ve sorumuza. Hashimoto hastalığının bir tedavisi var mı? Öncelikle belirtmeliyim ki Hashimoto hastalığı endokrinoloji bölümünün ana bilim dalının bir konusudur ve ben bir endokrinolog değilim. Günümüzde Hashimoto hastalığını geriye çevirecek kesin bir tedavi söz konusu değildir. Hashimoto hastalığında uygulanan tedavi eksik olan tiroid hormonlarını ağızdan haplar şeklinde desteklemektir. Piyasada değişik isimler altında satılan ama etken maddesi levotiroksin sodyum olan T4 hormonu hap şeklinde hastaya verilmektedir. Levotiroksin maddesi bir T4 hormonu şeklindedir ve hücrelerimizde etken T3'e dönüşmektedir. Bu ilacın kullanılan sabit bir dozu yoktur. İlaç dozu genellikle hastanın TSH, T3 ve T4 hormon düzeylerine bakılarak ayarlanmaktadır. Hashimoto hastalığı kişiden kişiye göre değişmektedir. Yani kişide otoimmün saldırının tiroid bezine verdiği zarar ölçüsünde bir tablo ortaya çıkmakta, bu tabloya göre de ilaç dozları ayarlanmaktadır. Yıllar içinde bana değişik nedenlerle gelen ve daha önce Hashimoto hastalığı tanısı almış, tedavi görmekte olan hastaların hiçbirine doğru düzgün bir beslenme tavsiyesi verilmediğini hayretle gözlemledim. Halbuki Hashimoto hastalığı yaşam tarzımız ve özellikle beslenmemizle çok yakından ilgilidir. Her şeyden önce sağlıksız beslenme bu hastalığın oluşumunda çok önemli bir faktördür. Sonrasında da bu hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için sağlıklı bir beslenme gerekmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar Hashimoto hastalığını hafifletecek, kontrol altında tutulacak özel bir beslenme gerektiğini bize göstermektedir. Hashimoto hastalarının özellikleri göz önünde bulundurularak Autoimmune Protocol Diet isiminde bir beslenme programı da geliştirilmiştir. Başta belirttiğim gibi Hashimoto hastalığı enflamasyon nedeniyle ortaya çıkan otoimmün bir hastalık. Bu amaçla da Hashimoto hastalığında oluşan patolojiye yönelik bir takım tedavi yöntemleri mümkündür. Destek tedavisinde 4 ana yöntem söz konusudur. Birincisi, bağışıklık sistemini yatıştırmak ve dengelemek. Enflamasyonu azaltmak. Hashimoto hastalığını tetikleyen gıdalardan uzak durmak. Tiroid fonksiyonları için gerekli minerallerden faydalanmak. Sıklıkla dile getirdiğim ve 6. organımız, bağırsaklarımız isimli videoda da detaylı olarak anlattığım gibi bizim bağırsaklarımız, bağırsaklarımızdaki probiyotik bakteri nüfusu, metabolizmamızın ve bağışıklık sistemimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Probiyotik bakteri nüfusumuzun sağlıklı ve dengeli olabilmesi için de onlara iyi bakmamız, onları beslememiz gerekiyor. Daha önce de belirttiğim gibi bizim probiyotik bakterilerimizin yegane gıdası liflerdir. Bu bakımdan liflerden zengin bir beslenme bağırsak sağlığımız için son derece önemli. Başta söylediğim gibi Hashimoto hastalığı enflamasyon hadisesiyle birlikte seyreder. Bu bakımdan enflamasyonu baskılamak için antioksidanlardan zengin anti-enflamatuar bir beslenme son derece önemlidir. Bu amaçla antioksidanlardan zengin, sebze, meyve ve salatalardan zengin bir beslenme ve aynı zamanda antioksidan düzeyi çok yüksek olan her türlü baharat, örneğin kırmızı biber, karabiber, zerdeçal, zencefil, tarçın uygun yemeklerde bol bol kullanılmalıdır. Hashimoto hastalığıyla mücadelede üçüncü yöntem Hashimoto hastalığını tetiklediğini bildiğimiz bir takım gıdalardan uzak durmak. Bu gıdaların başında süt ve süt ürünleri, gluten içeren rafine karbonhidratlar yani beyaz undan yapılan ekmek ve hamur işi, İşlenmiş kimyasal katkılı gıdalar, brokoli, lahana ve karnabahar gibi çiğ yendiğinde goitrojen etkisi yani tiroid fonksiyonlarının bozucu etkileri olduğu bilinen gıdalar, son olarak da kebaplar.
Kebaplar nereden çıktı diyeceksiniz. Kebaplar malum açık ateşte, yüksek ısıda pişen gıdalar. Bu gıdaların pişirilmesi sırasında onlara belki lezzetini de veren etin kızarık kısımlarında polisiklik aromatik hidrokarbonlar denilen bir takım maddeler açığa çıkar. Bu maddelerin bilinen kanserojen etkilerinin yanı sıra tiroid fonksiyonları da önemli ölçüde bozdukları bilinmektedir. Dolayısıyla bu gıdaları kısıtlamakta fayda var. Hashimoto hastalığının kontrol altına alınmasındaki en önemli unsurlardan ve dördüncü yöntemimiz de tiroid fonksiyonları için gerekli bazı gıdaları, mineralleri yeterli oranda almak. Bunlar iyot, magnezyum, çinko, selenyum ve D vitaminidir. Eğer beslenme bozukluğunuz varsa ve bu maddelerden bir eksiklik olabileceğini düşünüyorsanız o zaman bir kan tetkikiyle bunları kontrol ettirmekte ve gerekiyorsa takviye etmekte büyük fayda var. Son olarak da Hashimoto'ya etkili olduğu anlaşılan çok ilginç bir maddeden söz edeceğim size. O da çörek otu. Yapılan bilimsel çalışmalar faydalı özellikleri nedeniyle mütevazi çörek otunun tiroid fonksiyonları üzerine çok önemli etkileri olduğunu göstermiştir. Yapılan bilimsel çalışmalardan bir tanesinde hastalara 8 hafta boyunca günde yarım çay kaşığı çörek otu verilmiş. Çalışmanın sonunda yapılan tetkiklerde hastalarda tiroid antikor seviyesinde düşme, tiroid stimülan hormon yani TSH seviyesinde düşme ve buna karşılık tiroid hormonları T3 ve T4 seviyelerinde yükselme olduğu gösterilmiştir. Konuyu toparlayacak olursak, Hashimoto hastalığı büyük oranda çevresel faktörlerden ve zararlı beslenmeden kaynaklanan bir otoimmün hastalıktır. Tedavinin en önemli unsuru biraz önce bahsettiğimiz zararlı faktörlerden uzak durmak, sonrasında da metabolizmamızı ve bağışıklık sistemimizi normalleştirmeye yönelik saydığımız 4 beslenme yöntemini dikkatli bir şekilde uygulamaktır. Bu arada ilaç niyetine değil belki ama bu mütevazi çörek otunu beslenmemizin içine katmakta fayda olabilir. Son olarak da metabolizmamız ve bağışıklık sistemimizi normalleştirdiği bilinen aralıklı oruç uygulamasını da zaman zaman denemenizi hararetle öneririm. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.